Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz değişik bir yöntem deneyeceğim. Ben de bilmiyorum sonuç ne olacak. Toplama yapacağız ama çölde toplama yapacağız. Çölde ne toplayacağız? Kürekle toplama yapacağız. Bakalım bize ne veriyor, ne kazandırıyor? Masteriz fark ediyor mu? Ben de test edeceğim. Toplama yapmak için bize kürek lazım bu arada. Kum tanesi pazarına geldiğinizde arama sekmesinden malzeme yazana gidiyorsunuz. Şu NPC'ye. Gittiğinizde buradan kürek satın alabiliyorsunuz. Ben bir geldim, bir yapalım bakalım. Çok merak ediyorum. 10.000 tane kürek değil de 5.000 tane daha alalım. Aynen 15.000 tane kürek yaptık. Şimdi gidelim toplamasına bir başlayalım. Bakalım bize ne veriyormuş. Açıkçası merak ediyorum. Merakımı neden ediyorum onu da ifade edeyim. Şimdi biliyorsunuz benim oyunda metal çözücü üretiyorum. Onun da videosunu atacağım zaten yakında. Metal çözücü üretirken bununla saf vanadyum, saf titanyum üretiyoruz. Ama saf vanadyum ve saf titanyum nodu oyunda birer tane var. Ve bunlardan da çok yüksek gelmiyor. Zaman içerisinde beklemek gerekli. Özellikle saf vanadyumu Manos küpe üretirken kullanıyorum. Ve Manos küpe üretmek istiyorum. Pazardan sipariş attığınızda da çok sık gelen madenler değil bunlar. Ama hatırladığıma göre eskiden yapıyorduk. At da gideceğim bu arada. İçine yük doldururum. Eskiden yapıyorduk. Ve bu kürekle kazmada saf vanadyum değil de normal vanadyum ve normal titanyum veriyordu diye hatırlıyorum. Tekrar bir denemek için geldim ben de buraya. Şimdi nasıl yapıyoruz? Çöle uzaklaşın. Çöl olsun yeter. Herhangi bir bölge fark etmiyor. Bak takalım toplama eşyalarımızı şöyle bir. Şunu taktık. Bunu bastık. Yemek yedik. Tamam, bu kadarı yeterlidir şu an için. Agris açalım. Agris gidiyor mu onu da merak ediyorum. 33.648 var. Sağ tıklıyoruz küreğimize. Hemen yapıyor. Tekrarlaya basın şuradan. Sürekli yapsın. Biraz yavaş yapıyor ama yapacak. Bakalım. Şimdi kaba menek, kaba mavi. Bu değerli bir kristal bu arada. Güzel. Erimiş vanadyum verdi. Harika. Çamurlu su kabı veriyor yanında da. Mavi kristal ve menekşe kristal. Bunlar da güzel. Ticaret sandığı yapılıyor. Onunla alakalı bir videoda atacağım zaten sizlere tekrardan. Böyle AFK olarak yapabiliyorsunuz bunu. Normal vanadyum da verdi. Erimiş vanadyumun dışında. Biraz devam etsin. Ne diyor? Menekşe verdi. Tamam. Bu da güzel. Biriksin abi. Agris gitmiyor sanırım. Aynen. Agris gitmiyor. Kapatalım. Sabah ışık. Bu neymiş? Bunu yeni gördüm bu arada. Eşya düşürme değil mi? Bunun ne olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi gelmiş görmüş oldum. Bir devam edelim bu arada. Bakalım. Acaba hani saatte bir enerji, bir enerji yiyor mu her defasında bakalım. Sanırım normal toplama gibi her defasında enerji yemiyor. Ama çok yavaş yapıyor. Onu zaten görmüş bulundunuz. Benim tahminimce zaten herhangi bir masteriz etkilemiyor. Çünkü masteriz etkili olsa bu kadar gelmezdi diye tahmin ediyorum. Demek ki alt hesapları buraya bırakıp arada böyle AFK vanadyum, erimiş vanadyum toplaması yapabiliriz anlamına geliyor bu. Çamurlu su kabından saf su çıkıyor. Bunu da kimyada kullanabiliriz. Kaba mavi kristal de para ediyor olabilir. Bakacağız. Bunların hepsini bir kontrol edeceğiz. Bunun dışında farklı şeyler veriyor mu? Onu da bir yandan incelemiş bulunalım. İncelemiş derken şunu da aktaracağım. Şimdi ben biliyorsunuz bu vanadyum ve titanyumlardan manos takılar yapılıyor. Manos takıların daha önce bir videomda basmıştım üretip. Tekrar bir video atacağım. Hazırladım aslında videoyu. Daha atmadım. Onu atacağım tamamen işlemleri bittikten sonra. Metal çözücü üretip onları dönüştürdüğümüz, işte gelir elde ettiğimiz bir video olacak. Zaten hazır. Onu yolladığımda bu vanadyumun önemini, değerini anlamış bulunursunuz zaten. Çünkü saf vanadyum kristali üretip onunla manos takı üretebiliyoruz. Depomuzu açayım hemen göstereyim. Olivia'ya biriktiriyorum. Bakın burada saf vanadyumum var benim biraz. Metal çözücüyle birleştirip gelir elde ediyoruz. Ama bakın şimdi güneş çarpması geliyor burada. Onu da perinizde pot basmayı açın. Otomatik pot bassın. Ölmeyin sakın burada. Kristaliniz kırılır. Ben şimdi videoyu durduracağım. Bu böyle bir yarım saat, bir saat bütün enerjiyi bitesiye kadar yapsın. Süreyi tutalım. Sonunda size bir saat sonunda ne kazandık, ne kaybettik gelip beraber inceleriz. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar işlemi tamamladık. Şimdi bir saat boyunca kürekle toplama yaptık. Enerjimiz tam yetti bu arada. 400 enerjiyi tam kullandık. Ama şunu hatırlatayım. Kama Silva Kustaman var. Eserimde artı bir yenileme de var. Bu şekilde bir saat yapabildik. Bize peki neler kazandırdı? Şöyle çok fazla kürek istemiyor. Kalan küreği çöpe atacağım bu arada. Çünkü bu hesabımla toplamasını yapmayacağım. Size şimdi detayı da aktarayım.
Kaba mavi kristal verdi. Pek işe yarayan bir kristal değil. Ama ben tabii bunları stoklarım depoma. Belki ileride işime yarar. Menekşe kristal verdi. Bu da pek işe yarayan bir kristal değil. Ama stoklarız durur. Biraz çamurlu su kova verdi. Çok az. Saf suyu üretiminde kullanılıyor. Burada stoklarız. Liyanların yaprağı zaten verir. Sert attığı çok az. Önemli olan bizim için zaten şu. Vanadyum, erimiş vanadyum olarak da veriyor. Biraz da normal vanadyum cevheri verdi. Şimdi vanadyumu elde etmek çok zor. Vanadyum toplama nodları var. İşçiyle veriyoruz ama çok yavaş üretiyorlar. Peki şimdi aklınızdaki soru şudur muhtemelen. İlker, buraya hesabı getirip kürekle toplama yapmamıza değer mi? Abi, normalde değmez. Benim ciğerimdeki bir adamın veya üstü de olsa gidip kürekle toplama yapmaya kesinlikle değmez. 400 enerjinizi yiyip şu kadar vanadyum veriyor. Ama şöyle güzel bir ayrıntı var. Birincisi, Masteris çok büyük fark yaratmıyor. 3 veriyorsa 2 verecek muhtemelen. Gidip sıfır bir charla yapsak. Peki ne yapacağız biz? Çünkü bize abi vanadyum lazım. Biz Manos'taki üreteceğiz. Bu yani kaçınılmaz. Buraya vanadyum diktiriyorum bu arada. Biz Manos'taki üreteceğiz. Bu bize lazım abi. Manos'taki üretmek istiyorsanız da vanadyum cevheri lazım oluyor. Bunun da bir kaçışı yok. Vanadyumu merkez pazardan sipariş atıyorsunuz. 5 günde geliyor 1000 tane. Veya Şakatu'dan toplayabiliyorsunuz. Şuradan da göstereyim onu videoda. Şakatu'dan şuradan Kımaç Kanyonu'ndan da toplayabiliyorsunuz. Bu da çok az geliyor. Mecburen vanadyumu elde etmenin de bir yöntemi lazım oluyor bize. Bence şöyle yaparız. Abi hepinizin alt hesabı vardır diye tahmin ediyorum. Bakın ben yapacağım bu arada. Buradaki bütün boştaki işçileri alacağım. Hepsini gideceğim envantere 10K kürek koyacağım. Çölün ortasına şuraya kenara küm tanesini şu bölgesine bırakacağım. Zaten ağırlık limiti gerekli olmayacak çarlarda. Çünkü depocuyla atarsınız ki çok fazla da toplamıyor. Diyelim slot dönüyorum veya işte toplama yapıyorum. AFK kalmam gerekti. Hemen yan hesaba geçip kürekte kazdıracağım. Çünkü full AFK yapılıyor abi. 400 enerjiyi bir saatte boşaltıyor zaten. Bir saat AFK kalmam mı lazım? O anda da hesabında buff basıldı, SC basıldı. Onu boşta bırakmak istemiyorsun. Hemencik yan hesaba geçiyorsun. Bir saat kürekte toplatıyorsun. Bakın normalde verimli olduğunu düşünmüyorum ama sen oyunda bir saat olmayacağını düşündüğün zaman eğer bir saat boyunca AFK kalman gerektiği zaman buradan vanadyumu toplamak da çok mantıklı geldi bana. Çünkü zamanla biz 3K, 5K, 10K vanadyum birikince biz bunlardan bayağı bir manos küpe yapıyoruz. Manos küpe bayağı bir yapılıyor. Manos küpenin piyasa fiyatı 240M. Trileri 5.5B. Manos küpe basmak istiyorum zaten ben. Şu an vanadyum istiyor. Bir de büyü özü istiyor. Bende büyü özü bolca var. Yanık parça zaten siparişle alabiliyorsunuz pazardan gelir. Tek eksiğimiz vanadyum bizim. En çok bizi zorlayan durumda vanadyum. Vanadyumu da buradan alt hesaplardaki enerjiyi değerlendirmiş olursunuz. Hem de tamamen AFK yapılan bir durum bu. O yüzden ben bunu Word buldum açık konuşmam gerekirse. Şu üzerindeki kristalleri de bir yere biriktireceğim muhtemelen. Bir karar şuradan bir depo seçip biriktireceğim oraya. Dediğim gibi bence yapılmalı abi. Alt hesapları getirin. Alt hesaplar boş duracağına burada üretsinler. Kesinlikle üretsinler. Çünkü vanadyum kristali çok zor elde ediliyor. Ve biz bu elde ettiğimiz vanadyum kristaliyle de çok yüksek getirili bir küpe yapıyoruz. Zaman içerisinde istikrarlı bir toplamayla buradan bayağı bir vanadyum elde edebiliriz. Hem pazardan çekeriz hem Şakatu'dan toplayabiliyoruz. Bence kürekte toplamak Word. Bunu alt hesaplarla yapalım. Ben 5-6 tane hesabı getireceğim dediğim gibi. Burada kürekle toplama işini yapacağım. Bu arada şunu da aktarayım sizlere. Videomuzu izlemişken. Ben bütün ürettiğim malzemeleri buraya stokluyorum. Böyle bir depom var. Burada mesela nedir işte yağ ürettim buraya koyuyorum. Hem kimya ile alakalı bütün malzemelerimi tek tek görüyorum burada. Bir depoyu açıyorum. Kimyaya dair her şey görünüyor burada. Gözümün önünde oluyor. Hem de paramı takip edebiliyorum. 50 beylik materyal olmuş burada. Üretiyorum, üretiyorum. Buraya atıyorum. Bu Tungrat düdüklerde su altı dönmüştüm bir ara. Çünkü abis esansı lazım oluyor cinnet özü iksiri için. Hala lazım da boş bulunduğum bir an döneceğim. Muhtemelen bugün dönerim akşam. Arada böyle biriktiriyorum buraya. Burada iksirlerimi biriktiriyorum. Buradan şu an elimde de bayağı iksir stoğu oldu. Daha da biriktireceğim. Biraz öz toplamam gerek. Özün dibini görmeye başladım. Kökler kaldı sadece biraz.
Buraya böyle biriktireceğim. Cinnet zaten yapıyorum. İşte ruh parfüm iksiri, doğa meyvesi biriktikçe yapıyorum. Bunun dışında verdure, devöz ve canavar iksiri de yapacağım. Çünkü zaten bir öz toplamaya gittiğimiz zaman bize birçok farklı öz veriyor. Bu özleri de değerlendirmek istiyorum. Ben de siz de değerlendirin. Birçok farklı iksir yapıyorum buraya. Bazı iksirler gerçekten çok güzel. Özellikle mavi olanlar. Şok iksirini geçiyorum. Yaşam iksiri %15 yaşam buff'ı veriyor. Ama benim dikkatimi çekenler şunlar: vahşi katliam, yerden darbe hasarı %15. İksir rotasyonunda müthiş işe yarıyordur muhtemelen. Görkemli bir deneyim. Bu da basıyorlardır muhtemelen. Bunun dışında bakalım. Ah, vahşi ölüm iksiri. İsabetli kritik vuruş hasarında savunmaya artı 10 yok sayar. Kesinlikle çok iyi. Yarı insanlara karşı artı 15 hasar. Yarı insan avı, çılgınlık. Artı 13 AP, eksi 8 DP. Bence bu da harika. Burada mavi iksirler de gerçekten güzel para ediyorlar bu arada zaten. Belli çılgınlık 1M tanesi. Burada 1600 tane var. Bayağı para ediyorlar. Dediğim gibi siz de eğer hani sorularınız varsa, İlker sen ürettiğin iksirlerle neler yapıyorsun, neler topluyorsun? Benim şöyle bir Excel tablom var. Bunu zaten bir klan DC'mize attım. Onu da paylaşmıştım. Bu Excel DC'sinde ürettiğim, topladığım malzemeleri buraya miktarlarını yazıp buraya otomatik doluyor bu arada. Ben sadece gidiyorum. Bu işte elinde diş budak var mesela. Buraya diş budağın miktarını değiştiriyorum. Bakın 999 yapacağım. Basacağım. Bastıktan sonra buradaki diş budak özü miktarı değişmiş bulundu. Benim kaç bin defa bu iksirden üreteceğimi gösteriyor yani. Böyle kendim için kolaylık olsun diye hazırladım. Dev iksiri, işte verdure, de gibi gibi birçok iksirin tarifini buraya koydum. Sizin de böyle bir tablo gelir, kazanç gider. Tablosu hazırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü live yaparken yapacağınız iş nedir abi? Takip etmek. Takip etmedikten sonra ne kazandım ne kaybettiğimi göremiyorsunuz. Göremeyince de para kazandığınızı hissetmiyorsunuz. Veya para kazanmadığınız iş yapıyor olabilirsiniz. O da sıkıntı. Siz para kazanmadığınız bir işi de yapıyor olabilirsiniz. Benim tavsiyem bu takip olayını çok ciddiye alın. Live yapıyorum diyen adam bu takibi yapmalı. Yapmazsa ne kazandığını ne kaybettiğini görmez. Görmezse de efektif bir şekilde life skill yapmış olmaz. Bence bu konuya olabildiğince hassasiyet gösterin. Bunun dışında da farklı söyleyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Klanımız kuruldu. Burada life skill yapıyoruz. Şu an birçok arkadaşımla beraber. Adını da Discord'dayım zaten. Burada istediğiniz life skill ile alakalı sadece genel bilgiler değil, İnce bilgiler. Gerçekten dışarıda çok zor bulacağınız birçok farklı kanaldan araştırmalar yapıyoruz. Ben özellikle işte yabancı kaynakları çok kullanıyorum arkadaşlar. Ben de kullanıyorum. Bir şeyi bulamadığımız zaman veya bir şeyi istediğimiz zaman yapmayı Discord'da bununla alakalı bir münakaşaya giriyoruz ve bir sürü kaynaklardan bunun en verimli şekilde nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgi elde edip öyle yapmaya başlıyoruz. Siz de bu konuda destek almak isterseniz klanımıza bekleriz. Baya gerçekten güzel şeyler paylaşıyoruz. Hem de life skill klanı, hem de herhangi bir zorunluluğumuz da yok. Burada chill bir şekilde takılabilirsiniz. Bunun dışında da farklı söyleyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu mutlu life skill yapın. Tatlı tatlı oynayın oyunu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.